ne dedin? Bir daha söyle. Duyduklarım doğru mu? Hiçbir şey söylemedim. Beni mi dinliyordun sen? Ne dedim ki? Hiçbir şey söylemedim. Duydum hepsini. Bana çabuk açıkla. O çocuk benim oğlum mu? Ben öyle bir şey söylemedim. Sen beni yanlış duymuşsun. Yanlış anlamışsın. Bana artık yalan söyleme. Nasıl oldu? Bunca yıl neden benim haberim yok? Evet, duydukların doğru. Ama bunu seni ne ilgilendir? Senelerce bizi merak etmedin. İlayda'yı aldığın gibi Miran'ı da alıp götürmene izin veremezdim. Bu yüzden haberin yoktu. İlayda'yı ben götürmedim. Buna mecbur bıraktın. Ailenle ikiniz. Beni istemediniz. Ailem hiçbir zaman sana karışmadı. Sen her zaman bizi yanlış anladın. Hayır, karıştı. Beni istemediler. Maddi durumum iyi olmadığı için ve uzaklarda kaldığım için hep dışladılar beni. Sen yanlış anlamışsın. Aslında tam tersi. Sen beni istemedin. Maddi durumun iyileştiği için beni terk etmek istedin. Kızımı da elimden alarak hem canımı yaktın hem de benim sahip olduğum tek varlığı da alıp gittin benden. Bunu yapmaya hakkın yoktu. Ben bunların farkında değilim. Lütfen. Miran'a böyle anlatma. Hiçbir şey bilmiyordum. Bu konuları şu anda konuşmak istemiyorum. Hatta çocuklarımın da bu konuda rahatsız olmasını istemiyorum. Sen beni nasıl biliyorsan öyle bil. Beni suçladın. Başkasını sevdi. Başkasıyla evlendi diye. Aslında bunların hepsini sen yaptın. Hemen başkasını buldun. Kızıma da ona anne demesini bekliyorsun. Üstüne üstlük. Benim canımı daha fazla ne kadar yakabilirsin? Artık çocuklarımı asla alamazsın benden. Çünkü eski aptal kadın yok karşında. Eski güçsüz ve korkak. Ben artık çok güçlüyüm. Çocuklarımı da sana vermeye hiç niyetim yok. İlayda'yı da Miran'a da bakarım ben. İkisi de benim evladım. İkisinden de ayrılmaya niyetim yok. Bunu bilsen iyi edersin. Peki ben ne olacağım? Çocuklarım, Miran... O neler biliyor? Beni biliyor mu? Bir babası olduğunu ama onun öldüğünü söyledim. Haksız da sayılmam zaten. Nasıl olsa babası vardı ama yoktu. Uzaklardaydı. Onu hiç görmek istemedi. Hatta onun ablasını da kaçırdı gitti. İki kardeş senelerce ayrı kaldılar. Hepsi senin yüzünden. Daha fazla konuşmak istemiyorum bugün ben. Ama çocuklarım... Ben ne yapacağım? Sarpa sardı her şey. Miran benim oğlum. Oğluma nasıl davrandım? Ne yaptım ben? Ya neyse, bu arada da benim olsun küçük miçik ama. Niye senin olamış? İkimiz kalıyoruz ya orada. Bana ne? Zaten eziklerin prensesi olan evde kalmak istemem de. Hayır, orada Miran kalacak. Biz kızlar olarak bu salonda kalacağız, tamam mı? Konu kapanmıştır İlayda. Daha fazla da uzatma artık, sıktın. Ya inanamıyorum ya. Psikolojiklerim bıktı bu durumdan. Fakirlik çekemem abi ya, çekemem. Anne? Ne oldu? Fakirlikten yüzün mü soldu anneciğim, canım anam benim? Ne oldu sana? Niye böyle şaşkın şaşkın bakıyorsun? Vallahi fakir hayatında bir kız şu kızın yüzü solmadı. Aynı bebek gibi duruyor. Teşekkür ederim İlayda. İltifat mı hakaret mi bilmiyorum. Hakaret bari. İltifat ettim sana. Fakir olsan da güzel duruyorsun kız. Kesin Berkcan sana para veriyor. Aşk o Berkcan. Sen buna morey mi veriyorsun? Niye bu böyle güzel duruyor? Cilt bakımcıklarına falan mı gidiyor? İlayda saçmalama. Benim güzelim doğal güzel. Bakayım. Doğal mı? Kirpiklerine rimel sürmüş. Eyeliner çekmiş. Resmen geleceğime kadar çekmiş. İlayda benle uğraşma. İlayda kızım. Ne oldu anneş? Senin neyin var? Hiç iyi değilim kızım. Ne oldu teyze? Evet, ne oldu teyze? Kızım biraz önce dışarıya hava almaya çıktım. Evet anneş, biliyorum. Depresyoncuklara girdin de o yüzden çıktın. Kızım siz benim yanımdayken hiçbir depresyona girmem ben. Tabii anneş, benim gibi kız olur da insan depresyoncuklara mı girermiş? Aman diyeyim yani. İlayda bir sussan da teyze derdini anlatsa. Ne dersin? Tamam be, sustum. Baban geldi. Babam mı? Babeş mi? Benim babam yok ki. Kızım var ama. Benim yok 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 dendi bana, yok. O dedi ki bana, senin baban yok artık dedi, ben de kabul ettim. Teyze ne oldu peki? Telefonda konuşurken tüm konuşmalarımızı duydu. Yani Miran'ın onun oğlu olduğunu duydu. Ne? Nasıl yani? Her şeyi duydu mu? Evet Büşra, her şeyi duydu. Nerede o? Nerede o? Gitsin, istemiyoruz ki onu biz. Gitsin bu evden. İlayda gel kızım buraya. Hayır, o adamı görmek istemiyoruz. Oğlu olduğunu öğrenince mi insafa geldi? Ben vardım oysa ki, kızıydım ya, kızıydım.
babam da aşiret paket çıktı ya. O da oğluna çok değer verdiği için kapımıza kadar geldi. Kızım ne alakası var? Babanın hiçbir şeyden haberi yoktu ki. Denk geldi sadece tesadüfe. Hayır, aşiret paketmiş. Oğlum olsun da ne olursa olsun diyenler dermiş. Yazıklar olsun, ben fakir kaldım. Miran'ı sevecek şimdi, beni hiç sevmeyecek. Öyle deme. Geldi geldi. Dilayda. Ne var babiş? Kızım ben konuşmaya gelmiştim. Yok canım, biz konuşmak istemiyoruz. Biz fakir hayatımızda gururlu ve mutluyuz babiş. Kızım onu demek için değil, hani sizi görmek için geldim. Hayır, biz seni görmek istemiyoruz. Git o botokslu aşkı tonla konuş. Ben onunla. He, biliyoruz biliyoruz. Sen onunla evleneceksin. Ben ona anne falan diyecekmişim falan da. Ben anamı bırakıp hiç kimseye anam demem. Benim anamı bak, meleke resmen, meleke. İlayda tamam kızım. Babana öyle davranma. Ya anneş bir dur ya, sen de iyilik meleği olma. Biz seni görmek istemiyoruz. Ama İlayda kızım, kırıcı davranıyorsun. Ya geçen hafta kırılan benim kalbim ne olacak? Beni evlerden gönderdin. Bir kadın yüzüne. Ağlamam geldi ya. İlayda yalandan ağlama. Gözünden yaş bile gelmiyor. Belki gelir yani. Aklıma kötü bir şey getireyim de. Gelsin ağlamam ya. Kızım öyle davranma. Lütfen. Baban senin o. Bak babiş. Biz seni görmek istemiyoruz. Geçen dedin ya. Kapıya gelsen de kabul etmem diye. Bak sen geldin. Allah'ın adaleti işte. Benim temiz kalbim sayesinde böyle şeyler yaşıyoruz. İlayda senin kalbin sayesinde mi? Evet bak, kalbim o kadar temiz ki. İlahi adalet, karma tecelli etti yani. Karma yaşıyor babam şu anda. Hadi anneş içeri girelim. Kızım babanla konuşsaydın. Anneş eğer içeri girmezsen gerçekten depresyoncuklarım, psikolojiklerim bozulur. Tamam kızım tamam. Hadi girelim, hadi gel. Biz de girelim o zaman. Aynen amca, biz de girelim. Kusura bakmayın. Asıl siz kusura bakmayın. Akşam akşam rahatsız ettim sizi. Teşekkür ederim Büşra. Ailem sizde kalıyor. Rica ederim, ne demek. Umarım bir an önce sorunlarınızı düzeltirsiniz. Ben de öyle umuyorum. İyi akşamlar. Daha fazla rahatsız etmeyeyim sizi. İyi akşamlar. İlayda gel buraya anneciğim. Efendim anneş? Miran'a sakın bir şey söyleme. Tamam mı? Ama anneş bunu bilmesi gerekiyor babiş. Sen de hep gizli işler yapıyorsun ya. Bu ne ya? Acan mısın? Nesin yani? Anne ben geldim. Markette bulamadım istediğin unu. Ha tamam oğlum, sorun değil. Miran kardeşim, canım, canım benim. Ne oldu abla? Biz biliyor musun? Ne yaşadık biraz önce? İlayda. Bir şey yaşamadık. Hiçbir şey yaşamadık değil mi İlayda? Üf ya, tamam be, yaşamadık ya. Ne oldu abla, ne yaşadınız? Bir şey yok ya. Berkcan aşkını ilan ediyordu da bana, onu diyecektim. İlayda! Ya biz espri yapıyorduk. Onu dedim, onu onu. Lan ben nasıl içimde tutacağım? Ben tutamam ki içimde ya. Çok dürüst bir insan olduğum için içimde hiçbir şey tutamıyorum. Ya dürüstlük madalyası verecekler bu yıl sana. İnşallah. Sana da eziklik madalyası vereceklermiş. İlayda! Niye böyle konuşuyorsun ya? Berkcan, İlayda beni hep ezikliyor ya. Tamam güzelim, üzülme. İlayda'nın laflarını alınma. Keşke demeseydim ya. Bu kız her zaman naz yapıyor. Daha çok yaklaşıyor Berkcan ona. Hep benim yüzümden. Kavuşma sebepleri benim resmen. Tamam güzelim. Ay kızım, yemekleri de hazırladım. Her şey mis gibi oldu. Anne, şu mahkemeyle ilgili sana bir şey gelmişti mesaj. Ne oldu? Ha, şu mesele. Çok da açmak istemiyorum kızım. Canım sıkılıyor. Mahkeme var işte bu ayın sonunda. Anne, o adam hak etti cezayı alacak mı? Avukat diyor ki büyük ihtimalle alacak. Ama yine de sen dışarıdayken falan dikkatli ol. Onun arkadaşı falan bitmez. Tamam mı Ayşe? Tamam anne, merak etme, zaten yanınızda dolaşmıyorum artık. Aman anneciğim, sen kendine dikkat et. Baban da, ben de seni her zaman düşünüyoruz. Lütfen, ama ilk başta sen de kendini düşünmen gerekiyor. Merak etme anneciğim, ben her zaman düşünüyorum. O adam umarım en ağır cezayı alır bir an önce. Merak etme kızım, alacak zaten. Bunda hemfikiriz. Aa, telefonum çalıyor. Kim arıyor? Büşra anne. Efendim kanka? Ne yapıyorsun kanka?
Nasıl gidiyor diyeceğim ama İlayda ile ne kadar olacak düşünüyorum. Kanka sorma ya, çıldıracak gibi oluyorum ama Miran'ın annesi çok tatlı olduğu için bir şey diyemiyorum. İlayda ile de yaşamak yani Survivor'a katılmak gibi bir şey olsa gerek. Sayılır kanka yani. İnsanın tecrübesini, azmini, sabrını, her şeyi sınıyor bu kız ya. Berkcan'ın aranız nasıl peki? İşte fena değil. Ses tonuna bak, bu bile değiştiğine göre iyi gidiyor her şey. Yo, affettiğim söylenemez. Arkadaşça yani iyiyiz, fena değiliz. Tamam anlıyorum seni. Bir gün buluşalım da beraber gezelim. İleride gelin konusu yüzünden hiçbir şey yapamıyoruz. Tamam kanka, haberleşiriz. Peki kanka, görüşürüz. Hadi dikkat et kendine. Sen de kankacığım, bay bay. Gel bakayım, arkadaşına ne konuştun? Hiç anne, oradan buradan bir şey yok. Şu beyaz saçlı çocukla ilgili olmasın? Adı neydi o çocuğu? Anne, söyle bakayım, söyle. Emir işte anne. Ne yapıyormuş o çocuk, iyi mi? Ya anne utandırma. Hem o benim arkadaşım. Ayşe, ben de senin yaşında oldum. Benden hiçbir şeyini gizlemene gerek yok. Arkadaşça her şeyini anlatabilirsin bana. Ben senin annenim. Evet anne de. Ben utanıyorum sen böyle sorular sorunca. Hadi anlat bakayım. Ya anne, şimdi bilmiyorum. Bu aşk mı sence? Onu görünce kalbim küt küt atıyor. Sonra karnımda kelebekler uçuşuyor. Sonra birden kalbim küt 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 atıyor. Ölecekmiş gibi hissediyorum. Tamam anne ya, utandırma işte, öyle işte. Böyle şeyler çok normal Ayşe, olabilir. Ama her şeyini bizimle paylaş. Hem Emir çok iyi bir çocuk. Biz farkındayız, tanıyoruz. Çok iyi bir çocuk anne yani. Çok iyi, çok akıllı, çok zeki birisi. Sen öyle düşünüyorsan haklısındır kızım. Hem de çok saygılı birisi. Kapı çalıyor, bir bakayım kızım. Teyze merhaba, Ayşe nerede teyze? İçeride. De ne oldu, bir şey mi oldu? Yo teyze, öyle bakmaya geldim. Ayşe. Efendim Emir, ne oldu? Seni görüntülü aradım, bakmadın da bir şey mi oldu diye geldim. Görüntülü arama cevap vermediğim için görüntüyü gerçekte mi görmeye geldin Emir? Bir şey olmuştur diye. Genelde sen bu kadar sessiz kalırsan bir şey olur da o yüzden diye. Alem misin Emir? Teyze, rahatsız ettim, özür dilerim. Allah'ım ya Rabbim, anneme akıllı, zeki, saygılı diye bahsettiğim erkek arkadaşıma bak ya. Neyse hadi içeri girin de bir şeyler atıştırın. Kızım çok fazla zeki bu çocuk. Fazla üstüne gitme, zekası patlayabilir bak. Ya anne dalga geçme ya, biraz aptal zekilerden ama iyi birisi. Ayşe, görüntü arama olmayınca, ben göremeyince hemen gelirim. Neyse hadi içeri gelin çocuklar siz. Çok güzel kahvaltı hazırlamışsın kızım, eline sağlık. Ne demek teyze, afiyet olsun. Neden babes? Arama bizi, yüzünü görmek istemiyoruz, anlamıyor musun yani? Allah Allah! İnsan istenmediği yerde niye durmuş ya Rabbim ya? Ne kadar yüzsüz insanlar var. Ben hiç istenmediğim yerde durmam. Mesela Büşra kankam beni çok sevdiği için bu evde kalıyorum yani. Yoksa sevmese nasıl kalayım babiş? Sen de bizi arama. İlayda kızım bir dinle, bir sen soluklan da bir de ben anlatayım kızım. Bana sinirleniyor musun yoksa? Psikolojik dilimi mi bozuyorsun? Seni görmek istemiyoruz, anlamıyor musun? Miran da haberi yok hem senin haberin olduğundan. O yüzden seni görmek istemiyoruz. Kızım bir geleyim konuşayım. Anneanne, senle. Hayır, anne işte seni görmek istemiyor. Annem de ben de seni görmek istemiyoruz. Hadi kapat. Abla? Ben kapatacağım babes. Efendim kardeşe? Abla sen de aynı babama ne dedin? Bir şey demedim. Ama Miran'la ilgili dedin. Miran dedin. Bilmiyor dedin. Yoksa... İlayda kızım. Ya anne, bunu saklamamızın bir anlamı yok. Miran her şeyi biliyor zaten. Babam senin onun oğlu olduğunu öğrendi. Ve bizi görmek istiyor. Ama biz görmeyeceğiz. Sakın ha. Kimse onu aramasın. O ne gaddardır o. Anne sen iyi biliyorsun. Bak bizi senelerce ayırdı. Anne bak, haberin olsun. Ona plan yapacağız. Sürünecek biz sizlikten. Öyle affedeceğiz. Ama abla... Ne ya, hemen affedecek misiniz? Yoksa o zaman eskisi gibi bizi terk eder. İyi bir ders alması lazım babişi. Bu kötü insanlar sizin sandığınız gibi değil. Ben kötü insanları çok iyi tanırım. İyi kalpli bir insan olduğum için hep kırdılar beni. Ya kötü insanları yakinen tanır, iyi kalpli olduğu için ablan. O ne istiyorsa onu yapalım. İyi kalbimden herkes kötülük yaptı bana. Şu kız mesela aşkı tam aldı, onun evine düştüm. Ya Rabbim, başıma ne geliyor Tanrım. Tamam abla, sen üzülme. Nasıl istiyorsan öyle yaparız. Zaten ben onu görmek bile istemiyorum. Beni bırakmış gitmiş, hatta haberi bile yok. Eğer isteseydi olabilirdi. Tamam Miran, üzülme oğlum. Evet ya, ağlama ya. Şimdi vallahi drama kuyu çekemem. Vallahi ben de ağlayacağım. İçim doldu, içim. Neyse ya, ortamı değiştirelim. Bence kız kıza kek
yemek yapalım. Kız kıza mı Büşra abla? Yani sen de içinde tamam, özür dilerim Miran'cığım. Ama şu anda kek malzememiz yok. Tamam Büşra abla, ben hemen gidip marketten alıp gelirim. Tamam Miran, sen git al hemen. Beraber kek yapalım, eğlenelim. Ay bu da şişkoydu zaten, birazdan kilo alacak ayol. Nerem şişko benim, bir kere ben balık ettim. Abi canım tane balık yani. Balığa baksana bir ya, anne baksana. Akşama pişirsek mi balığı, ne yapsak anne ya? Kızım dalga geçme lütfen. Tamam anne ya, tamam. Saygı duyuyorum. Sonuçta balıklar da bir canlı. Allah'ım çıldıracağım ya. Her şeyi aldım, eve gideyim. Kek de çok severim zaten. Sizin burada ne işiniz var amca? Yani beni biliyorsun oğlum sen. Biliyorum. Karşına çıkmaya yüzüm yok ama kendimi affettirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım senin için. Sadece buna izin vermen gerekiyor. Biliyorum, affetmek kolay bir şey değil. Bunca yıldır yanında yoktum. Hatta senden bile bir haberdim. Ama beni affetmeni istiyorum. Bakınsana, size amca mı, baba mı, ne diyeceğime bile karar veremedim. Ben affederim, sorun değil. Sizi öldü biliyordum. Ama annem tüm gerçekleri bilerek yaşadı. Benim annem kaç defa öldü biliyor musunuz? Ablam yüzünden, ablamı göremediği için her gece öldü. Onun ondan haberi vardı ama siz benim için üzülemediniz bile. Çünkü benden haberiniz yoktu. Ama annem için ne kadar acı ki. Keşke o da gerçeği bilmeseydi. Ama böyle bir şeyin imkanı yok değil mi? Annem peki? Annem sizi nasıl affedecek? Eğer bir gün annem sizi affederse o gün ben de sizi affedeceğim. Çünkü acı çeken siz veya ben değilim. En çok acıyı çeken annemdi. Her şeyden haberdar olarak. İyi günler. Hiçbir şeyden haberdar olmayıp o kadına yıllarca acı çektirdim. Hem yanında bir evladı vardı, hem de elindeki evladı aldım elinden. Hepsi benim hatam. Onlara nasıl kendimi affettireceğim? Ama şunu biliyorum ki affetmeseler bile elimden geleni yapacağım onlar için. Her zaman etraflarında olacağım. Çocuklar bu konuyu unuttu ama bu adam buralarda ne geziyor? Çocuklara zarar verebilir yine. Nereden geldi? Niye çıktı? Hepsini araştır. İstiyorum. Ve o adamı karşıma getir. Çıktıysa bile buralarda niye dolaşıyor? Hemen öğren. Çocuklara zarar verebilir o. Tamam efendim. Hepsini öğrenip size haber vereceğim. Ne işi var bu adamın burada ya? Baba? Efendim oğlum? Ne oldu? Kimi arıyorsun baba, hayırdır? Kimseyi oğlum, kimseyi aramıyorum. Öyle iş ya, iş konularında. Ama bu adamın burada ne işi var falan diyordun. Hangi adamdan bahsediyorsun? Yok oğlum bir şey. Hadi nereye gidiyorsun sen böyle? Büşralar kek yapmış da çağırdı da. Gidecektim de sana bakayım dedim giderken. Tamam oğlum bir şey yok, hadi sen git arkadaşının evine. Bir şey yok. Peki baba hadi öyle olsun. Var ama bir şeyler bu adamda. Ne karıştırıyor bilmiyorum. Neyse baba görüşürüz. Görüşürüz oğlum. Çocukların bundan haberi olmamalı. Bu kadar araştırdığımdan. Daha fazla panik yapmasınlar. Bu işi kendim halletmeliyim. Ya teyze çok güzel oldu baksana. Evet Büşra çok güzel yaptık. Keşke İlayda da biraz yardım etseydi. Ya ne yardımı ya, aman kim uğraşacak ya. Ben ne zaman pasta yaptım mutfağa gittim. Benim bir sürü yardımcılarım vardı, yardımcıklarım. Fakirliğe alışamadım daha ben. Ay İlayda tamam ya tamam. Biz yaparız, sıkıntı değil. Zaten ben pasta yapmayı çok seviyorum. Aman aman sev umurumda sanki. Oha çok güzel olmuş. Anne bir dilim alayım mı? Dur bakalım Berkcan abin de gelsin, hep beraber yiyeceğiz. Peki anne beklerim, Berkcan abi geliyormuş. Oley. Aa kapı çalıyor, ben açayım. Bu mis gibi koku nereden geliyor böyle? Ta dışarıdan aldım kokusunu. Ya işte pasta yaptık, aslında kek yapacaktık. Yaş pasta yapmaya karar verdik. Mis gibi kokuyor. Bayıldım. Bunu kim yapmış böyle? Wow şekillere bak. Hepsini Büşra yaptı oğlum. Evet Büşra abla yaptı. Çok güzel olmuş değil mi abi? Benim güzelim yapar da güzel olmaz mı? Onun eli değdiyse en tatlısı olmuştur. Berkcan sar mısın lütfen? Ama öyle senin elinin lezzeti bir farklı. Ne diyorsun ya? Yalancı Büşra. Pastayı ben yaptım ben. İlayda kızım. Sen mi yaptın? Sen hiç yerinden kalkmadın fakir hayatım diye. Ya ben yaptım. Bir de yalan konuşuyor bu kız. Sen yapmadın İlayda. Yalan söyleme. Ben yaptım kendi ellerimle. İçine aşk attım senin için. Berço. Of ya çıldıracağım ya. Vallahi kim yaptıysa yaptı. Artık yiyelim.
Aynen abim, artık yiyelim. Allah Allah, yiyin o zaman, afiyet olsun. Güzelim, niye alınıyorsun İlayda ya? Biliyorum onun yapmadığını. Senin yaptığın her halinden belli. Ama her şeyi o üstüne alınıyor. Ben senin için o kadar süsledim o pastayı göreceksin diye. İlayda kendi üzerine alınıyor. Biliyorum. Zaten o pastanın halinden senin yaptığın belli. Ben senin yaptığını bir bakışta anlarım. Ellerine sağlık. Aile var burada. Uf ya İlayda, neyse hadi bu pastaları keselim. Aynen, hadi keselim. İlayda, bunları mı izleyeceğiz cidden? Evet, bunu izleyeceğiz. Allah Allah, size gelme izleyeceğim ben, tamam mı? Ha, çok güzel gerçekten. Ay, şu kız nasıl kötülük yapıyor, bayılıyorum buna. Ender benim favorim yani, fav. Saçmalama ya, bir saçmalama ya. Abi, efendim abim. Kıyafetlerin çok güzel ya. Keşke benim de öyle olsa. Tarzımız aynı ama ben öyle şeyler alamadım. Benimkilerden de giyersin. Hem bugün ben sana bir sürprizim vardı. Sürpriz mi abi? Ne sürprizi? Beraber bir şeyler alışveriş yapalım diye düşündüm. Kızları çağırmadan erkek erkeğe. Vallahi mi abi? Annem izin verir mi ki? Zaten yeteri kadar zahmet olduk diye böyle bir şey izin vermeyebilir abi anne. Ne zahmeti abi? Ben erkek erkeğe seninle vakit geçirmek istiyorum. Peki abi, anneme ben sorup geliyorum. Anne, anne! Ne oldu oğlum? Anne, biz Berkcan abimle dışarı çıkabilir miyiz? Tabii çıkabilirsiniz de ne oldu? Berkcan abimin tarzını çok seviyorum demiştim ya sana da geçen. Biz beraber kıyafet alışverisi yapacağız. Oğlum, paramız yok şu anda. Ama anne. Başkalarına da zahmet veremeyiz. Olmaz öyle. Zaten yeteri kadar insanlara zahmet veriyoruz. Hayır teyze, zahmeti falan yok. O benim kardeşim sayılır. Ne oluyor burada? Evet, kardeşi sayılır. Hatta kayınçosu bile sayılabilir. Eniştesi olduğu için. Ha, ileride kesin öyledir. Nereye gidiyorsun sen? Siz gelmiyorsunuz kızlar. Hayır, ne demek biz gelmiyoruz? Biz erkek erkeğe gezeceğiz Büşra abla. Ya ben de geleceğim. Baksana kıyafetlerim eskidi. Ama param yoktu tabii, hatırladım şimdi. Of İlayda, tamam sorun değil, sen de gel. Erkek erkeğe gezdirmediniz mi? İyi, gezmek istiyorsan gidip gezebilirsin Berkcan, sıkıntı değil. Ben de bir daha hiçbir yere gitmem sana. Giderken de seni asla çağırmam. Ben televizyon izleyecektim zaten. Yok be, şaka yaptım. Seni çağıracaktım ben. İlayda var diye. İstemiyorum, gidebilirsin sen. Ya şaka yaptım güzelim, hadi gidelim, tamam. Tamam yani, çok sıkıldım, gideyim yani, sıkıntı değil. Ay, şunu da alayım, bunu da alayım, onu da alayım. Tüm mağazayı alalım direkt yani, senin üstüne yapalım bence İlayda. Fark etmez ya, belki aşkıtom istesem onu da yapar. Allah Allah, Allah Allah. Yine mi canını sıktı? Yok, canımı sıkmadı, sorun değil. Miran için katlanabilirim şu anda ona. Aynen, ben de Miran için katlanıyorum. Hem sen niye bir şeyler almıyorsun? Yok, benim ihtiyacım yok ki. Var yeteri kadar kıyafetim. Hadi ama al bir tane bir şeyler. Yok diyorum, vallahi gerçekten çok kıyafetim var yeteri kadar. İstemiyorum o yüzden. Zaten sana çuval giysen yakışır güzelim benim. Allah'ım ya, bu çocuk, sen de beni delirtiyorsun. Bugünlerde seninle de görüşmek istemiyor gibi hissedeceğim ama geri vazgeçiyorum. Abi nasıl? Senin gibi olmuş muyum? Oo abim, benim gibiyi bırak. Benden iyi olmuşsun sen be. Aslan gibisin. Büşra abla sence? Bence de çok yakışmış Viran. Çok güzel olmuş. Berkcan abim bendi. Hem tarzlarımız aynı. Çok güzel oldu. Bakayım nasıl olmuş? Kardeşim diye demiyorum. Sanırım genetik yakışıklılık, genetik güzellik var. Şu güzelliğimize bakın. Genetik yani. Bir de şu Büşra'ya bakın. Hiç genetiğinde olmamış. Hiç değeri az bu kızın herhalde. İlayda. Temiz bir şekilde alışveriş yapıp gidelim bence. Aynen abla ya. Karışma her şeye. Ay, ne eğlenceli film. Neresi eğlenceli İlayda? Vampir adamı yiyor. Çok eğlenceli ya, ne güzel. Bak yiyor, ham yapıyor, hamam. Doğası gereği yani. Doğası mı? Vampirlerin bir şey mi vardı doğası böyle olacak, bundan hoşlanıyorsun. Hem Allah Allah, aramıza giriyorsun. Kızım, koltuk numaram buydu, ben bunu aldım yani, denk geldi Allah tarafından. Ya sabır ya, o kadar koltuk boş, sinemada kimse yok, gidip bizim ortamıza oturmak için aldın. Aramıza sadece bedenen girebilir, ruhen giremez, biz ruhen yan yanayız sonuçta. Ya Berkcan, öyle konuşma. Allah'ım, romantiklik yapmayın, korku filmini seçtim. Siz romantik olmayın diye romantik film bile seçmedim ben burada. Korkuyorum ben abla ya. Sen kimin kardeşisin? Nasıl korkarsın? Abla vallahi korkuyorum. Ben seninle duracağım ben ya. Kocamansın, ne benimle duracaksın? Abla vallahi ben seninle duracağım. Çok korkuyorum. Ya Miran ya. Çocuk korkar tabii. Böyle bir şey yaşına mı uygun? Gel gel. Allah'ım, abla olmak ne kadar zor. Abla oldum diye başıma bunlar geliyor.
ya. İlayda, çocuğu kucağına niye alıyorsun? Çocuk yanında duracağım dedi. Yok yok, bebek o daha, bebek kucağıma alayım canım benim ablacığım. Abla, emin misin? Bu pek doğru bir fikir değil sanki. Bir şey olmaz, sus abla, lafı dinle. Allah Allah, morallerimi bozma benim. Allah'ım, çıldırtacak çocuğu da en sonunda kendine benzetecek. Çıldırtacak, kafayı bozduracak çocuğa ya. İlayda, bir de biberon verseydin. Aynen abla ya, tüm karizma gitti. İlayda, ne alem kızsın ya. İlayda, çocuğu artık bıraksana. Evet abla ya, bir bıraksan mı artık? Tamam ya, tamam abla, işte abla yüreği dayanmıyoruz. Aa, burada ne varmış be? Tavşan falı mı? Ben bir baktırayım hemen. Tavşan falı mı? Ben de baktırsam olur. Niye? İhtiyacın mı var böyle bir şeye? Ya meraktan öyle yani, ne diyormuş diye. İyi tamam, o zaman ben de baktırayım. Bakalım tavşan falında ne çıkmış? Ne çıktı İlayda? 3 vakti kadar haber alacaksın. Baktın aşkı tomdan herhalde. Ama üçün birini. Ne diyor be? Bu tavşan falın. Getirin şu tavşana. Doğaya atalım da onu yesinler. İlayda, tavşan falını isteyen sendin. Çıktı işte. Yok bari be. Tavşana dava açacağım ya. Üçün birini diyor, bana hakaret ediyor. Ay, çıldıracağım. İnanmıyorum ya. Neyse, bir de ben okuyayım. Oku bakalım güzelim. Ablama ne çıktı öyle bir şu abla? Vallahi ben de şok içindeyim. Umarım bana da kötü bir şey çıkmaz. Hadi güzelim, meraktan öldürecek misin? Seninkini oku. Tamam be, okuyorum işte. Masmavi gözleri var. Türlü oyunları var. Huysuz görünür ama onun sende gönlü var. Allah Allah. Abi, acaba bu kim ki? Kimi tarif ediyor? Yani huysuz da hariç hepsi benim. Onun sende gönlü var diyor. Fal bile biliyor be. Adam bu tavşan, adam. He, tabii tabii, fal işte. Fala inanma, falsız kalma demişler. Seninki ne hem? Sen oku. Ben de okuyorum. Bir yol çizmiş size kader. İçinde ne dert var ne keder. Ne tatlı bir çift diyecek sizi yan yana görenler. Vay be, şipimiz bile evrene ulaşmış. Görüyor musun güzelim? Ya saçmalama ya, böyle bir şey olur mu? Abi çok romantik. Bir de ben mi çeksem? Niye lan? Senin aşk hayatın mı var? Yok abi. Yok da yani, ileride belki olursa diye. Yürü lan. Daha senin yaşın küçük. Ay, kendi sanki çok büyük. Olmaz sana. Tamam abi ya, kızma, yapmıyordum. Tamam. Özür dilerim. İleride aşağı iner misin? İnemem Berkcan. Ben böyle gideceğim ya. Hadi hadi gidelim. Ya İleride saçmalama ya. Ulan bu kız delirmiş ya, çıldırmış. Hadi in aşağıya. Tamam be, iniyoruz zaten. Berkcan, teşekkür ederiz. Milan'ı çok mutlu ettin. Olsun güzelim, ben onun abisiyim. Teşekkür etmene gerek yok. Olsun, sen çok iyi birisin. Çok iyi bir çocuksun. Ve iyi ki varsın. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorsun. Ve benim hep yanımda olduğunu hissettiriyorsun. Sen mutlu ol yeter ki. Veya Milan da mutlu olsun. Benim istediğim sadece bu. Ben zaten seninle mutluyum. Ne? Anlamadım güzelim. Ne dedin sen? İyi akşamlar dedim. İyi akşamlar. Hayır, söyle de git. Tamam be. Bu kez kaçarak gitmeyeceğim. Ben seninle mutluyum. Hep böyle kalacağım. Anne, işte görüyor musun? Bana mı çıktı? Üçün biri. Kızım, öyle değildir o. Yani hani matematikte bir işlem falandır. Yok anne, bildiğimiz üçün biri anne ya. Ya sabah sabah ne sporu ya? Bu çocuk neyden bahsediyor? Sen niye giyindin İlayda? Ne? Ben de spora gideceğim. Sen gelmezsen gelme istersen. İlayda, Berkcan ikimiz gidelim dedi. Olsun, ikiniz bir üçümüz, ne farkı var? Üçümüz gidelim yani. Sizden ayrı değilim ya. Allah Allah ben. Hem baksana, Berkcan burada bir mesaj söylüyor sana. Ne gibi? Yani sana diyor, yani yanlış anlama da kilo almış herhalde. Fok balığına dönmüş, biraz spora götüreyim demiş. Yoksa bir erkek bir kızı niye spora götürür? İlayda, öyle düşündüğü için değil. Sağlıklı yaşayalım diye yapıyor. Niye yanlış anlıyorsun? Sen böyle iyi niyetle düşünmeye devam et tatlım. Kilo almışsın, fok balığı gibi olmuşsun demiyor çocuk. Bacakları falan kalınlaşmış diyemiyor. Gel spora gidelim diyor işte yani. Bunun Türkçe meali bu. Neyse. Ben de geliyorum. Miran da mı geliyor? Miran, sen de mi geliyorsun? Evet, futbol oynayacağım. Miran, futbol sahasına gitmiyoruz ablacığım. Spor salonuna gidiyoruz. Olsun. Ben de biraz ağırlık basarım. Aa, yandık yani o zaman, desenize. Hadi o zaman cümbü cemaat gidiyoruz. Hadi gidelim. Oo, eşofman takımı çok güzelmiş güzelim. Çok güzel. Hadi geliyor musunuz bizim futbol takımı? Kim geliyor ki? Miran'la İlayda. Güzelim, mahalleden istersen 11 kişilik futbol takımı kursaydın. Biz baş başa kalacaktık. İlayda olduğu için öyle bir şeyin imkanı yok. Ay, ben geldim. Sporcuklar yapmaya mı gidiyoruz? Aşkito. İlayda, sporcuklar.
Allah'ım, beyin sucuğum çıkacak şimdi ya. Hadi gidelim hadi. Ay ben çok yoruldum, o kadar spor yaptım ki. İleride daha yeni girdik, ne sporu? Hem sen bu pantolonla mı spor yapmayı düşünüyorsun Berkcan? Yok güzelim, üzerimi değiştirip geleceğim hemen. İyi peki hadi git değiştir. Yoruldum diyorum işte ya. Ay çok yoruldum. Yapma anneciğim yapma, bak beline sakatlayacaksın. İleride niye çocuğun annesi gibi konuşuyorsun? Bir şey olmaz abla. Annesi yok yanında. Ablası olarak anne gibi davranmam lazım. Yapma anam yapma. Bak beline bir şey olacak şurada şimdi. Bir şey olmaz abla ya. Allah Allah, ben erkeğim, bana hiçbir şey olmaz. Ben 300 kilo basarım abla. He 300 kilo sana basmasın sakın ablacığım, dikkat et. Allah'ım ya Miran, ailemsin, yavaş yap bak. Spora alışkın değil vücudun, sonra bir şey falan olur. Anam o ne? Cennetten melek mi gelmiş? Kanatları nerede? Ne diyorsun İlayda? Big Boy diyorum, Big Boy. Nasıl yani? Berkcan? O Berkcan değil artık. Big boyum benim, big boyum. Vay be, Allah neler de yaratıyor. İleride çekil oradan. Ne oldu ya, spor kıyafetleri mi giydim güzelim? Hayırdır, atletini unutmuşsun herhalde. Yo, bunun tarzı bu. Of abi ya, sen çok mu spor yapıyorsun ya? Ben de böyle kaslı olacağım. Gideyim de 300 kilo basayım ben bir. Dur anneciğim, 300 kiloyu sen basamazsın. Berkcan, aşkım çok iyisin ya. Big boyum benim, big boyum. Berkcan defol. Çık dışarı. Çık dışarı, gel buraya. Ya çocuğu nereye götürüyorsun? Düzgün yürü. Tamam ya. Havalı havalı yürümene gerek yok. Kime hava atıyorsun? Ya o kadar spor yaptım. Vücut gelişmemi göstermek istedim. Sen hemen kızıyorsun. Gelişmeni falan görmek istemiyorum. Keşke vücut gelişmeni göreceğimi biraz beyin gelişmeni görseydin Berkcan. Yani ne demek bu şimdi? Vücudunu geliştireceğine beynini geliştirseydin demek. Abla! Abla kurtar! Lan çocuk, şurada bir şeyi seyrettirmedin. Film izliyordum burada. Abla kurtar, boğuluyorum abla. Allah'ım ya Rabbim, dur, anne olmak ne zormuş. Miran dikkat et biraz. Of ya. Ben yanlışlıkla kaldım burada. İlayda ne yapıyorsun? Berkcan, sabrımı mı deniyorsun? Güzelim ne yapayım, montla mı spor yapayım? Evet be, çocuk montla mı spor yapsın, böyle yapsın. Serin serin güzel olur. Ben 300 kilo basayım. Bana afakanlar basıyor. Cidden basıyor. 1-2 Vay abi ya. Nasıl güzel basıyorsun abim benim ya. Neyse, spor hayatım başlamadan bitti benim. İyi günler size. Allah Allah ya. Sırf beni gıcık etmek için getirmiş. Güzelim. Seni gıcık etmek için getirmedim. Kaç zamandır spora gidiyordum. Sana söyledim. Sadece senin de gelişmemi görmeni istedim. Hepsi bu. Beni bir tebrik edersin diye düşündüm. Ama sen her zamanki gibi beni aşağılıyorsun. Tamam be, özür dilerim. Çok iyi yapmışsın. Bu azim ister zaten. Teşekkür ederim. İlayda'nın görmesinden kıskanıyorum. Kıskanıyorsun demek. Tamam tamam. Bir daha ben tişörtle yaparım sporumu. Hem sen bugüne kadar bu spor salonunda kızlarla beraber mi yapıyordun sen bu sporu? Yok canım, biz tek yapıyoruz bu sporu. Ama iyi yapıyoruz. Pelin Su. Aa Berkcan, gelmişsin. Umudum yoktu sana mesaj attığımda. Yani acil demişsin. Okula da pek uğramıyorsun sen. Yaklaşık bir aydır. Ne oldu? Berkcan, biz babamı kaybettik. Babanı mı kaybettin? Evet Berkcan, o yüzden. Hiçbir arkadaşımın haberi yoktu. Kendimde değildim çok fazla. Okuldaki arkadaşlarıma duyurmak istememiş. Öğretmenlerin haberi var. İnanmıyorum. Keşke bunu haber etseydin. Arkadaşlarla beraber yanında olurduk. Ben seni çağırmak istedim Berkcan yanıma. Sonuçta biz eski arkadaşız. Senin yanında olduğunu bilmek iyi gelir diye. Kusura bakma. Bilseydim gelirdim. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim Berkcan. Sen her zamanki gibi acil bir şey olduğunda koşacak bir insansın. Lan? O Berkcan değil mi? O kız da kim? Fotoğraflayacağım hemen bunu. Demek Büşra'yı aldatıyorsun. Görürsün sen. Büşra'yı kimse kandıramaz. Ona gidip hemen haber vereceğim. Aa Mahir, senin burada ne işin var? Seni dışarıda görmem iyi oldu. Acil seninle bir şey konuşmam lazım Büşra. Acil. Ne oluyor Mahir? Bir şey mi oldu? Yoksa şu üvey babanla ilgili bir şey mi? Hayır, onunla alakası yok. Berkcan'la ilgili konuşacaktım.
Berker seni sandığın gibi değil. Güvenilir biri değil. Ona sakın güvenme. Yine seni kandıracak. Mahir, artık Berkcan'la ilgili kötü konuşmanı istemiyorum. Onunla ilgili kimse kötü konuşamaz. Buna eskisi gibi izin vereceğimi de zannetmiyorum. Onunla aramdaki konuya karışma lütfen. Bunu bir arkadaş olarak senden istiyorum. Büşra, her şey göründüğü gibi değil. Şuna bir bak. Neye? Bak, anlayacaksın her şeyi. Ben senin iyiliğin için uğraşıyorum. Sen... Burası... Evet Büşra. O güvendiğin Berkcan... Sana ihanet ediyor.